Yonsel Söyleşilerinin bu haftaki bölümünden herkese merhaba. Bu hafta konuğum Emel Önel Hoca. Emel Hocamız Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yıllardır yonsel hocalığı yapmakta ve benim de hocam oldu. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim Asıcığım. Hoş buldum. Burada çok teşekkür ediyorum tekrardan bu nazik davetin için. Gurur duydum, onur duydum. Meslektaşım demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle bana katıldığınız için. Ne demek, benim için hem zevk hem gurur. Çünkü estağfurullah hocam, estağfurullah. Gerçekten samimi söylüyorum. Neden gurur? Çünkü hoca olarak buraya geldiğimde, yani 21 yaşlarındayken, hani bu da hoca olmak demeyelim çünkü Haziran'da mezun oluyorsunuz, 3 ay sonra birden hoca olunmuyor tabii ki. O bence uzun soluklu bir süreç. Ama ilk ders yaptığım öğrencim olduğum için hem çok heyecanlıydım, ne söyleyeceğim? Sonuçta 3 ay önce ben de öğrenciydim, paniğini yaşarken. Seninle, sen de hatırlıyorsun. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Çok keyifli, uzun soluklu bir ders yaptık ve çok güzel bir şey bence hoca olmak duygusunu ilk seninle tattığım için çok mutluyum. Ben bu dersi çok iyi hatırlıyorum. Marşal'ı sonat çalmıştım size. 2 saat civarı ders yapmıştık. Benim için de çok keyifliydi. Hatta biz ders yapmaya devam ederdik ama kapı çaldı. Okulun kilitlenme saati geldiğine dair bir uyarı almıştık ve toparlanıp dersi bitirdik. Evet. Ama ben de hiç unutamam, benim için de gerçekten çok keyifli bir dersti. Evet, gerçekten şey, tabii ki hani hoca olmak, hani bugün bence bunun üzerine de konuşalım isterim. Evet. Öğretmenlik nasıl bir şey? Evet, çok evet. Uzun soluklu bir süreç ve öğrenciyle beraber büyüyorsunuz. Öğretirken öğreniyorsunuz. Ben öğretmenliğin en çok bu kısmını çok sevdim. Öğrenci çünkü çok farklı karakterlerde öğrencilerle çalışırken her çocuğa başka şekilde anlatmak, yaklaşmak gerektiği için hem kendinizi yeniliyorsunuz, çok fazla insan tanıyorsunuz ve tabii bir de kişisel olarak benim odak noktam bir de çocukları çok severim. Sorun çözmeye dair kendimle bir yarışım var. Yani yardımcı olmak en büyük kişisel tercihim diyeyim. Yani birisine bir konuda yardımcı olma fikri beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki elimden geldiğince ve gücümün yettiğince. Böyle olduğu zaman yani evet bu yıl 31. yılım. Çocuklarımla beraber çok büyüdüğümü, çok geliştiğimi kesinlikle düşünüyorum. Hem insan olarak hem eğitici, öğretmen olarak. Onlara bir şey verirken onlardan çok şey aldım. Kesinlikle bundan eminim. Evet. Çok da mutluyum. Öğrencilerimiz aynı zamanda bizim öğretmenlerimiz de oluyorlar yıllar içerisinde. Kesinlikle. Hocam 31 yıldır Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yonsel hocalığı yapıyorsunuz. Bu bizim de 31 yıldır tanıştığımız anlamına geliyor. Gerçekten öyle. Çok eski hukukumuz. Gerçekten. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Ya şey gibi oluyorsun, aile oluyorsun. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Yani bizim okulumuzu biliyorsun. Yani çocuğu böyle ilkokuldan sonra alıyorsun. Evet. Üniversiteden mezun ediyorsun. Bu çok uzun bir yol. Orada sen yeri geliyor, ablası oluyorsun, annesi oluyorsun. Gençliği, çocukluğu, o sürece tanıklık etmek de çok kıymetli bir şey. Aynen. Gerçekten. Çok özel bir şey. Bir çocuğun büyüdüğüne, genç olduğuna evet. Şahit oluyoruz biz buna gerçekten. Çok iyi tanıyoruz öğrencilerimizi. Evet. Ondan dolayı da özel olarak hepsini çok seviyoruz ve bölüm olarak bütün mezun ettiğimiz öğrencilerimizin hayat yolunda çok başarılı olmalarını diliyoruz. Aynen. Onların evet. Başarıları hepimizin mutluluğu ve gururu oluyor. Gerçekten öyle. Burası kendi içinde aile kalmayı başarmış ve bunun içinde çaba harcayan bir kurum. Onun için çok mutluyum. Yani hepimiz gerçekten önce insan olmayı, insan olmayı her zaman hatırlama düsturundayız. O yüzden çok şanslı hissediyorum ben kendimi. Ortak o hukuku ve saygıyı unutmadan doğru yolu bulma konusunda bence hemfikiriz buradaki bütün meslektaşlarımızla. O yönden şanslıyız bence. Evet, yıllar yılı burada hepimiz çalışıyoruz. Ben öğrenci de oldum. Adeta bir aile oluyoruz gerçekten. Esas olan hep beraberce öğrencilere nasıl yardımcı olabiliriz? Onları hayata en iyi şekilde elimizden geldiğince nasıl hazırlayabiliriz? Bu elbette. Hocam, 31 yıldır yonsel hocalığı yapmaktasınız ve bu konuda çok tecrübelisiniz. Sizce yonsel eğitim sürecinin en önemli noktaları nelerdir? Sevgili Asu, teşekkür ederim. Şimdi hani böyle dillendirince de insan farkına varıyor. 31 yıl gerçekten aslında çok
önemli bir süreç. Öğretirken öğrenmek ve çocuklarla beraber büyümek diye bir gerçek var ve bunun için gerçekten çok da şanslı hissediyorum kendimi ben. Hoca olmada bu süreçte evet en önemli noktalar neler? Şimdi insanla uğraşıyoruz ve biliyorsun bizim işimiz birebir. Bu noktada çocuğun nabzını, karakterini, hani zaten yetenek sınavıyla giriyor bu okula. O işleri bir kenara koyup öncelikle o karakteri, o yapıyı iyi analiz etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve biliyorsun çok küçük yaşta öğrencileri alıyoruz. Hoca disiplini ile çocuğu korkutmadan ama arada o yumuşak sert disiplinin de var olduğunu ona küçük küçük hissettirerek kurulacak o ilişki çok önemli. Yani bence önce küçükken çocuk gerçekten sizi sevmeli, size güvenmeli. Benim önceliğim gerçekten her zaman bu oldu. Önce karşımdakinin bir insan olduğunu unutmadan ona sevgiyle yaklaşarak ondan sonra da enstrümanı sevdirerek. Yani ben önce benimle olan iletişimini kuruyorum, sağlamlaştırıyorum. Ondan sonra da viyonselle olan bağını sağlamlaştırıyorum. Burada öğrenciyi gerçekten yakaladığınızda ondan sonra karşılıklı güven, sevgi, saygı olunca zaten başarı da kendi kendine geliyor. En çok sevdiğiniz, icra etmeyi ya da dinlemeyi tercih ettiğiniz viyonsel konçertoları hangileri? Doğru sordun aslında evet çünkü çalmakla gerçekten evet dinlemek arasında çok büyük farklar var. Ben mesela evet Elgar'ı gerçekten çok severek hem çalıştım hem yorumladım. Ama dinlemekten keyif aldığım eser Çaykovski Rokoko'yu çok severim. Dvořák'ı çok severim ben dinlerken. Sonat'ta Saygun Sonat için aynı şeyi düşünmüştüm. İlk Saygun Sonat'ı okumadan önce çok farklı bir gerginlik yaratmıştı bende. Yani nasıl çünkü okuması gerçekten çok zor. Evet. Piyano partisi çok yoğun. Evet. Piyano partisiyle beraber icra etmeyi çok zor. Ama çok keyifli bir eser. Evet. Kimi eserleri çalışmak gerçekten çok evet. Zorlu geçer. Evet. Benim için de geçerli. Ama yine de çalışıp sahnede icra ettiğim zaman gerçekten çok mutlu olurum bundan. Evet. Sahnede icra ettiğimiz eserlerde alkış sesini duyduğumuz an bütün meşakkatli süreci bence hepimizi unutturuyor. Benim öyle bir gözlemim var. İcracının en büyük ödülü hele hele sahnede alkış, seyircinin ilgiyle dinlemesi diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şu da var. Şimdi biliyorsun bizim işimiz bireysel bir iş. Odada tek başımıza bir şeyleri çözüyoruz, harmanlıyoruz, yapıyoruz. Amaç ne? Sahneye taşımak. Ve aylarca çalışıyoruz bazen. Evet. Ve ama sahneye taşındıktan sonra bence o odada yaptığınız işin tamamlanma kısmı sahne olduğu için bence tam bir tamamlanma hissi yaşıyoruz biz. Evet. Yani bir eser sahnede pişer çünkü. Evet. Yani siz onu ta ki hani güzel keyifle yaptığınız bir yemek ya da pasta gibi düşünün. Konuklarınıza sunup da o oluru, o hazzı almadığınız zaman eksik kalıyor bir şey. Evet. Bizim işimiz sahnede büyük bir çoğunlukla ve bizim bazen kısacık bir kesit için sahnede icra ettiğimiz herhangi bir eserde aylarca çalıştığımız aramızda sır adeta müzisyenler arasında kimi zaman aylarımızı alan çok meşakkatli çalışma süreçlerini kapsıyor. Bütün o icra ile gelen mutluluk ve biz müzisyenler olarak işimizin en zor tarafının kimi zaman zor olduğunun anlaşılmaması olduğunu düşünüyoruz. Birçok arkadaşımdan ve meslektaşımdan bunu duydum gerçekten. Evet, evet kesinlikle. Yani şöyle, biz şimdi bir eseri çıkarırken odada bu işin sadece teknik kısmıyla belki uğraşıyor olabiliriz ama sahneye çıktığınız zaman gerçekten insan doğasında onaylanma, beğenilme, sunduğunuz şeyin kabul görmesi, beklentiler, heyecan, onaylanma isteği derken duygusal süreç bence insanı çok başka bir yere getiriyor ve orada işte tam bir güç dengesi gerekiyor. Sahneye çıktığınızda sadece fiziksel değil, duygusal olarak da başka bir savaş içine giriyorsunuz. Aynen. Burada kazandığınızda başarı tamamlanmış oluyor işte. Aynen. Gerçekten öyle. Peki hocam,
Sevdiğiniz sanatlar hangileri? Yine aynen çalmak konusunda ya da dinlemek konusunda ayrı ayrı düşündüğünüzde. Yine bazı eserler çalmak için o kadar eğlenceli gelmez bize ama dinlemeyi çok severiz ya da tam tersi de olabilir. Evet, evet. Yok, kesinlikle kızıyorum. Yani mesela şimdi Brahms minörü çok çok severek yıllar içerisinde hep çaldım, sınavlarda olsun, sahnede olsun. Brahms minörü yeri bende çok başkadır. Çünkü şey olarak hatırlarım bir de hep hafızamda. Orta 3. sınıftaydım ben Hacettepe'de öğrenciyken. Bizden çok çok büyük bir ablamız vardı ve onun resitalinde dinlemiştim ben ilk Brahms'ı. Ve böyle ya, garip bir his uyandırmıştı bende. Hem acı hem duygusal bir şey ve bir gün bu eseri çalmalıyım hedefi böyle o gün içime düşmüştü ve çok şükür hani bunu başarabildim de neyse ki. Çalma konusunda gerçekten Brahms minörün bendeki yeri çok başkadır. Belki küçükken etkilendiğim için olabilir, bilmiyorum ama ama mesela fa majörü dinlemekten de müthiş bir haz alıyorum. Çünkü ya Brahms'ın da bence tam bir tamamlanma sonatı o da yani. Çok başka bir seviye, çok başka bir olgunluk, müthiş bir bütünsel bir eser bence. Ben fa majör sonatı çaldığımda konsere gelmişsiniz ve gerçekten çok mutlu olmuştum. Yeni gelmişken söylemek istiyorum. Gerçekten biz müzisyenlerin meslektaşları tarafından dinlenmek konserlerde icra sırasında en sevdiği noktalardan biridir sahne ve icra geleneğini. Evet. Ve her zaman meslektaşlarımın, hocalarımın konserlerine gelmesinden çok mutlu oldum. En son sizi de bir öğrenci konserinde gördüm. Yonsel Kuarteti ile yaptığımız. Torunlarını dinliyormuşsun gibi hissediyorsun. Evet, gerçekten. Yani sizle gerçekten hayatıma gelen her öğrencim çünkü hani evlat seviyesinde benim için kıymetli oldukları için gerçekten ben de ayrı bir gururla izledim ve dinledim. Ben de sizi gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum o konserde. Sizin emeklerinizin oraya taşınmış olduğunu görmek gerçekten ayrı bir gurur. Çocuklarınızı yetiştirdiğiniz yere ulaştıklarını görmek ayrı bir gurur. O konserleri dinlemek ama hoca tarafından gerçekten çok zor. Evet. Çünkü ben de öğrencilerimin konserlerini seyirci olarak dinlediğimde seyirci tarafından size ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Gerçekten onlarla gurur duyuyorum. Çok iyi çalmalarını da istiyorum. Ama tüm hazırlık süreçlerini de bildiğimden gerçekten onları sahnede dinlerken çok heyecanlanıyorum ben de. Belki onlardan fazla heyecanlanıyorum gerçekten. Evet, onlardan kesinlikle fazla heyecanlandığımız bir gerçek. Çünkü şimdi siz sahnede bunu çalıyorsanız kendinizden sorumlusunuz ve ne olacağını, neyle karşılaşacağını bilirsiniz. Yani kontrol sizdedir. Evet. Ya da kontrol dışına çıkmak. Evet. İlerlediğiniz tüm sorumluluk bizde değil mi? Evet. Yani o seyirci koltuğunda olmak ve neler olacak ona seyirci kalmak gerçekten çok stresli. Çaldığınız her şeyi her zaman daha iyi çalabiliriz. Her zaman başka bir fikir vardır. Mesela daha önceki Leonsan söyleşilerinde bahsettim. Genel olarak müzisyenler konsere pek hazır hissetmezler. Bunun sebebi her zaman biliriz ki daha iyisi vardır. Bir şeyleri daha farklı yapabiliriz. Sahneden indikten sonra da her zaman düşünürüz acaba bir tematik malzemeyi daha farklı icra edebilir miyiz? Bu her zaman bir hissiyattır. Ve bizim sahneye hazır hissetmememizin çoğunlukla sebebi de budur aslında. Ama yine de sahneye çıkarız ve elimizden gelenin en iyisini yaparız. Sahneye hazırlanmak, sahnede icraya hazırlanmak çok zor, çok uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Ve violonsel öğrenmek, daha doğrusu herhangi bir enstrümanı öğrenmek aslında gerçekten çok zor, çok uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Kesinlikle. Kısaca sanat emek ister. Kesinlikle, hem de çok. Peki bir eseri sahnede iyi icra etmek ya da kötü icra etmek sizce de göreceli değil mi? Kesinlikle. Zaten kötü dediğimiz neye göre kötü? Evet. Yani iki notayı pis basmanız ya da bir pasajı kaçırmanız sizin o andan itibaren ne iyi violoncelci ne kötü violoncelci olduğunuz anlamına gelir. Sadece etten kemikten bir insan olduğunuzu gösterir. Aynen öyle gerçekten. Evet. Ya da tüm notaları doğru çalmanız tekrar violoncelde ya da herhangi bir enstrümanda sizin çok iyi icracı olduğunuz anlamına da gelmez.
Gerçekten sahnede icra hepsiyle bir bütün bence. Aynen. Hem teksti ortaya koymak, teksti kendi duygu ve düşüncelerinizle ortaya koymak, evet, ve de tabii ki de o eserlerin yazıldıkları dönem icra gelenekleri bağlamında ortaya koymak. Aynen. Bunların yapısı birbirleriyle ilintili ve aynı zamanda çok karmaşık. Bizim işimizin en büyük zorlukları bunlar aslında. Evet. Ama tabii keyifliler. Söylemeden edemeyeceğim bütün bunlarla uğraşmak. Kesin. Hocalarınızdan bahseder misiniz biraz? Tabii. Ben Hacettepe'de eğitim gördüm. Ankara'da Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda. Orada şimdi tabii emekli ama Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın grup şefi Engin Sansa ile öğrenciliğim geçti. Yüksek lisans öğrencisi olduğunda bugün nur içinde yatsın, toprağı bol olsun. Yuri Abdullayev hocayla tanışma şansım oldu. Ve bana kattıkları çok büyük değerler var. Kendisini saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyorum gerçekten. Yuri hocayla ben de çalışmıştım. Her zaman onu gerçekten gülen yüzüyle hatırlarım. Çok sabırlı bir hocaydı. Evet. Ben de rahmetli anmak istiyorum. Evet, gerçekten. Biz şimdi hoca insanı tabii ki de öğrencilik yıllarca. Hocalarımızı anarken detaylar yıllar içerisinde çok değerli anılar olarak kalıyorlar. Ve biz bir ömür bunları düşünüyoruz. Ben de hocalarımdan onların hocalarıyla ilgili anıları dinlediğimi hatırlıyorum benzer. Ben de tabii benzer anılarım var. Çünkü birebir ders yapıyoruz ve yıllarca ders yapıyoruz. Kim zaman 10-11'de yıllar içerisinde gerçekten çok derin bir hoca-öğrenci hukuku oluşuyor aramızda. Hocam, yönsel söyleşilerinin bu bölümde bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok mutlu oldum bu söyleşilerin ilk bölümlerinde yer almış olduğunuz için. Asuzmalı. Tüm samimiyetimle ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Bir tane daha hatırlanacak özel bir anı oldu sizinle paylaştığım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ben ederim. Ben bir parçası olmak çok keyifliydi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrar çok teşekkürler. Yonsel söyleşilerinin bu bölümünün de sonuna geldik. Bundan sonraki bölümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.